Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Fuar İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Öz Yılmazlar Mermer'e konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi İrem Bener var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. İrem Hanım merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz çok şükür. Açtık fuarımızı bakalım. Hayırlısı olsun İnşallah. Efendim. Biz de size teşekkür etmek istiyoruz efendim. Bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Tekrar İrem Hanım ben firmamızdan ve ürünlerin gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. İrem Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Evet şöyle firmadan hemen kısaca bahsedeyim ben. 88 yılı kuruluşlu bir firma. Aydın Yılmaz ve Mustafa Bener tarafından kurulmuş. Ben Mustafa Bener ayağını temsil ediyorum. Evet. Aynı zamanda Aydın Yılmaz'ın çocuklarıyla birlikte çalışıyorum. Selamlarımızı gönderelim. Evet inşallah. Biz Ankara firmasıyız. Ankara'ya yakın Haymana bölgesinde de bir ocağımız var. Genel ağırlıklı olarak bej rengi mermerlerle çalışıyoruz. Ama onun dışında da Türkiye'den 20 farklı bölgeden renkli taş da kesip onları da ebatlayarak istenilen ebatlarda hazırlık yapıyoruz. Genellikle Irak bölgesine bir ihracat şeyimiz var, ayağımız var. Ama bu şekilde burada aslında hizmetlerimiz devam ediyor diyebiliriz evet. Ama sonuçta hizmet sektöründesiniz. Evet. Bana bakmış olduğumuz zaman hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok? Yani sizin için önemli olan ne efendim? Önemli olan bizim taşı beğenmemiz öncelikli olarak. Kendi çünkü evet, hepimiz üretim ayağında da rol alıyoruz. Kendi içimizde sinmeyen hiçbir şeyi müşteriye gerçekten göndermiyoruz ama bu üretim aşamasında, kesiminde, dokusunda, ebatlanmasında ve paketlenmesinde de böyle. Her şey tam olarak kendi hani istediğimiz şekilde oluyor. Kendi evimizi alacak şekilde oluyor. Değil mi? Gerçekten esasında önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Kesinlikle öyle. Yani ya biz bu işe çok küçükten başladık. Çekirdekten yetişmiş isimler diyebiliriz. Kesinlikle. Abilerim de aynı şekilde. Onlar evet. çok daha bu konuda. Babam aynı şekilde. Üstad. Üstadım. Aynen. Evet. Ve bu anlamda da hani onların da verdiği şeyle biraz da bir seviyoruz mermeri. Esasında. Evet. Tam bir aile şirketi evet. diyebiliriz. Hepimiz her etapta rol alıyoruz. Mermeri de çok seviyoruz. Hani evet. o yüzden değer veriyoruz mermere. Yani sektörünüzün de esasında marka ismi olmayı buna borçlusunuz diyebiliriz. Yani yapmış olduğunuzu severek yaptığınız kesinlikle. İçin. Kesinlikle. Evet. İnsan zaten sevmediği ve inanmadığı bir işi de başarı göstermesi mümkün değil. Öyle. Peki fuar nasıl geçiyor İrem Hanım sizin için? Fuar bizim için hızlı başladı. Bugün ilk günü ama. Tabii evet. 4 günümüz daha var. Göreceğiz. Biz fuarda neden buradayız? Hani sevdiklerimizle bir kere öncelikle birlikte oluyoruz. Yeni müşterilerimiz de tabii ki hani evet. bizim ismimiz diyor. Biz Ankara'da olduğumuz için de Ankara biraz orta bölge kalır mermerciler evet. için. Biraz da ondan dolayı tabii fuar. Fuar bizim için güzel. Hani hep beraber tabii olduğumuz. Dönüşlere de bakacağız fuardan tabii, tabii. sonra. Tabii aynen. Oradan hızlı başladık. İnşallah daha iyi olur. Bu devam eder. İnşallah. İnşallah. Ama tüketicileri ben bu noktada size sormak istiyorum. Bazen çok bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Hani sadece uygun fiyat politikası ile düşünüyorlar bir takım evet. şeyleri. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bizim bu konuda? Türkiye'de ve dünyada genel olan bir şey bu. Uygun fiyat maalesef. Şöyle dediğim gibi hani önemli olan taşın size ne hissettirdiği. Yani taş sizi baktığınızda ne hissettirdiği. Nerede kullanacağız? Ya da nerede kullanacağız? Yani lazım? İnsanlar evlerin içine alırken tabii ki bu evet. kadar uygun fiyata kaçmıyorlar. Çünkü hani en güzeli, en düzgünü evet. olarak. Ama en ucuz olsundur. Yani. Ama genellikle tabii biz evet. büyük inşaatlarla çalıştığımız için ve büyük inşaatların hani normal kısımları, genel kısımlarında kullanıldığı için biraz daha uygun fiyatlara kaçılması normal. Bizim de politikamız şu, en iyi malı en uygun fiyata yapalım. Hani herkese evet. şey yapabilelim, mermeri evet, taşıyabilelim. Ama tabii ki de kalitede ucuz alınmaz, bu da bir gerçek. Kesinlikle, aslında. Biraz kendimizden verdiğimiz doğrudur bu konuda. Evet. Yani gerçekten hani kendimiz üretim aşamasında olduğu için çok dikkat ediyoruz her şeye. En uygun fiyata da hani herkese buluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Harika efendim. Tabii buradan hepsini aktarmamız mümkün değil. Tabii. Ben son olarak hedeflerinizi sormak isteyeceğim size. Hedef bu sektöre evet. girerken hedef koymuşsunuzdur mutlaka, muhakkak. Kendinize. Hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? Nerelerde görebiliriz efendim? Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi babamdan gelen bir şey bu bana. Aynı babadan şekilde aldık bayrağı, öyle, geriye doğru taşıyoruz. 50 senelik bir deneyimi kendisinin evet. var. Hep büyüttük fabrikayı çok şükür. Hani çalıştığımız yerlere. Daha ileriye
bilmiyorum. Yani dediğim gibi mermeri herkesle buluşturabilmek. İrem Hanım, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ederim öncelikle. Bu keyifli röportajdan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Fuar İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Öz Yılmazlar Mermer'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez istiyorum da.